Kıymetli hocam, helal gıda nedir? Müslümanlar için neden önemlidir? Helal gıda konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Evet, temel nokta bu. Tabi buradan hemen Kur'an-ı Kerim'imize bakmak zorundayız. 168. ayet, Bakara suresinin 168. ayet gayet net bize helalin ne olduğunu güzelce tarif ediyor. Surenin meali şöyle: helal ve tayyip olarak yarattığım ürünlerden yiyin, tüketin. Aksine bir yolu seçmeyin. O yola düşerseniz şeytanın oyununa düşmüş olursunuz. O da size dost değil. Demek ki helal ve tayyip iki kelime var. Evet. Bu gıdaları bu çeşit manasıyla değerlendirip seçip tüketmek zorundayız. Aksi yok. Yani ya böyle yapacaksın, inancını muhafaza edeceksin. Aksine hareket edersen şeytanın adımlarına uymuş olursun. Başka alternatif yok. Evet. Yani şöyle böyle diye bir ara çözümler yok. Bakımdan namaz nasıl bir mümin olmazsa olmaz işiyse, helal gıda olayı da olmazsa olmaz bir keyfiyetidir. Evet. Yani bunun lamıcımı veyahut da şöylesi böylesi düşündüğümüz zaman kendimizi vebali sokmuş oluruz. Bilmiyorum. Yani helal konusunu bu şekilde izah edebildim. Gerçekten. Neden? Çünkü bizim izahımızın hiç manası yok. Ana kitabımız bize bunun yolunu gösteriyorsa ona tabi olarak yürümemiz lazım. Yoksa biz yeni bir helal icat edemeyiz. Böyle bir durum olduğu için tabi biz müminler olarak, tabi çok önemli bir şey, helal lokmayı aramakla mükellefiz. Hem aramak hem de insanlara sunmak göreviyle sorumluyuz. Yani ben hallettim ya işte gidiyorum. Yok. Diğer kardeşlerimizin de bu konudaki ihtiyacına yardımcı olmak zorundayız. Neden? Çünkü kurtulmak istiyorsan kurtarmak zorundasın diyor. Yani sadece kendim kurtuldum da olmuyor. Kurtarmak zorundayız. Onun için bu çatıyı Cenab-ı Hak bize lütfetti. Bu çatıda biz insanlarımıza bunun gerçeğini, ne kadar önemli olduğunu anlatmak için uğraşıyoruz. Elhamdülillah.